Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Yasemin. Efendim. Seni yatakta görmeyince merak ettim. Midem kazındı. Ben de şunu aldım. İster misin? Ben yemem bu saatte biliyorsun. Hadi yata. Camı açık bırakmışlar. Hey maşallah, cephanelik varmış adamda. Bak bu M249. Bu tüfeklerle çok canımızı yaktı şerefsizler. Allah Allah. Bu ne ya? Çok sürer mi abi buranın işi? Vallahi bunu taramak epey sürer. Adem sen bize 3-5 gün ver. Ben bu silahların soy ağacını çıkartayım. Burada çok mevzu var. Tamam. Ben kaçtım o halde. Size kolay gelsin. Beni mi özledin sabah sabah? Aklım sende kalıyor. Rüyamda kimse bir şey yapmadı. Burada kendine çok dikkat et, olur mu? Nereden çıktın? Ne demek nereden çıktı? Neler yaşadık? Sen de sırf bu yüzden geldin zaten. Ya biraz abla sözü dinle ve dikkat et, tamam mı? Hani Gökçe diyorsan, yani beni daha öldürecek kadar sinirlendirmedim onu. Furkan. Tamam abla ya. Yüzün gülsün diye söylüyorum. Tamam, dikkatli olacağım söz. Sen uzaktayken daha güvendeydin benim için ama şimdi seni de korumak zorundayım. Abla, çocuk değilim ben de. Çocuksun. Çok seviyorum seni. İyi ki benim ablamsın. Ben de seni seviyorum. Ama nasıl daha çok severdim biliyor musun? Ha, nasıl severdin anlat bakayım. Kahvaltımı şimdi buraya getirsen. Simit, peynir falan. Sen buraya bayağı yemek yemeye geldin değil mi? Çok seviyorum seni. Ben de seni. Hayatım, işe gitmedin mi sen? Hastayım dedim. Hastayım dedim. Dünden beri bir tuhafsın hayatım ya. Hiçbir şey anlatmıyorsun da. Ne oluyor Özgür? Biraz düşünmeye ihtiyacım var Berna. Tamam da neyi düşünmeye ihtiyacım var? Söyle beraber düşünelim. Ne düşünüyorsun bu kadar? İşin içinden nasıl çıkacağımı düşünüyorum. Hangi işin? Timur seni yine istemediğin bir şeye zorladı değil mi? Ben gidiyorum, konuşuyorum ve hallediyoruz, tamam mı? Dur. Dur tamam. Otur. Tamam anlatacağım. Hadi. Ben bir halt yedim. Başım büyük belada. Bundan nasıl kurtulacağımı da bilmiyorum.
Timur şirkete çağırdı. İmzalamam gereken bir ton belge varmış vakıf için. İmza günü. Akşam ne yapıyoruz? Araba falan mı kaçırsak? Yok, bu gece görev yok. Niye? Yine sıkıcı bir gece olacak. Yani sıkıcı ama güvenli. Her gece böyle maceralara atılamayız. Temkini elden bırakmayalım. Tamam. Bu Özgür ilginç bir adam. Niye ki? Yani göründüğünden daha fazlası var sanki. Bilmem. Yani Özgür'e hiç o yönden bakmamıştım. Timur çok güvenir mi ona? Yok, Timur kimseye güvenmez. Ama sağ kolu ve sonuçta kuzeninin eşi. Yani doğru, aileden sayılır. O yüzden zarar verme potansiyeli daha az. Bence aile o kadar da zararsız bir şey değil adam. Sen gene de Özgür'le ilgili bir şey sezersen... Ben sana haber veririm. Yok yani Özgür. Sen şimdi gittin Abdullah'la işbirliği mi yaptın? Yaptım tabii. Geleceğimiz için yaptım. Güzel. Timur bunu duyarsa ikimizin de sonu olur biliyorsun değil mi? Mesele tam da bu zaten Berna, anlamıyor musun? Timur öğrenirse, Timur görürse, Timur ne düşünür, Timur ne der? Timur, Timur, Timur. Yeter artık. Özgür'ün ne hissettiğiyle, ne düşündüğüyle kimsenin ilgilendiği yok. Timur için yıllardır köpek gibi çalışıyorum. Elimde ne var? Bir, hiç. Bizim için yaptım Berna. Bizim için. Bıktım artık. Bıktım. Timur'un tepeden bakan, küçümseyen tavırlarından bıktım. Ne kadar çalışırsam çalışayım beni ciddiye almayacak. Yıllardır pis işleriyle ben ilgileniyorum. Bekir kadar kıymetim yok. Niye Berna? Niye? Niye? İyi de hayatım. Abdullah mı çözecekti problemlerimizi? Ha? Daha iyi bir yol bulabilirdik. Bulduğum yol en iyisiydi. Bu kaza olmasaydı kendimi güvenceye almıştım bile. Oysa şimdi hem kozumu kaybettim hem de tehlikedeyim. Tehlikedeyiz Özgür. Bekir. Basın grubuyla konuş, benim ağzımdan bir taziye yazsınlar, medyayla paylaşsınlar. Tamamdır Timur Bey. Bu arada Yasemin yoldadır. Vakıf dosyalarını imzaya hazırladı. Timur Bey, bu bir önceki imza gibi değil, değil mi? Bu Yasemin Hanım'dan boşanmak için olan. Bekir, ben o konuyla ilgili kimse bir şey söylemeyecek, konuşmayacak demiştim. Hatırlıyor musun? Efendim? Evet. Güzel. Yasemin'den boşandım. Kimse bilmeyecek. Tamamdır. Avukatlara tekrar hatırlat. Abdullah'ın ölümünün hassasiyetini. Eğer basın kurcalamaya çalışırsa hemen açıklama yapsınlar. Fırsat vermesinler. Ben avukatlarla tekrar konuşurum. Vakfın belgelerini getireyim. Günaydın Esra abla. Günaydın kuzum. Furkan dün gece de mi gelmedi? Yok, geldi de biraz geç geldi galiba. Hı. Günaydın. Ha. Defneler fenaydı vallahi. Biz dün gece de çıktık. Sen belli ki ev kuşu olmuşsun. Hı hı. Sen de ayılamamışsın belli ki. Nesibe abla, misafirimize bir kahve yapalım da kendine gelsin. Ben dışarıdayım. Furkan Bey oğlum, arkadaşları mı üzdü benim kuzumu? Esra abla,
Öncelikle bana Furkan diyebilirsin. Bu bir. İkincisi, senin o kuzum dediğin var ya, kaplan kaplan. A tiger, you know? Öyle detaylı incelemene gerek yok. Her zamanki şeyler. Vakfın faaliyet raporları falan. Herkes şüpheli falan diyor Abdullah'ın ölümü için. Medyanın sevdiği hikayeler. Sonuçta kanında alkol bulunmuş. Bence trafik kazasından başka bir şey değil. Senin ortağın olduğu için seni de soruşturmaya almasınlar. Alsınlar hayatım. Bence problem yok. Ben sonuçta vergilerini ödeyen normal bir vatandaşım. Sen kafanı takma böyle şeylere. Şahı sıkıştırmışlar ha? Evet. Ama kurtarır bence. E tabii. Piyonlarla farklı bir strateji geliştirilebilir. Aynen. Savaşı piyonlar kazanıyor Adem. Biliyorsun. Ya bu Abdullah'ın ölümü Timur Bey'in işlerini etkiler mi sence? Ortaydı sonuçta. Yani. Evet ortaydı ama... Timur Bey'e bir şey olmaz merak etme. Bu alemde vezirler geçici Adem. Önemli olan şah. Şahın da sırtı kolay kolay yere gelmez. Hemen bulurlar yeni bir ortak. Bu işler o kadar kolay mı ya? Doğru adımları atarsan kolay tabii Adem. Neyse sen boş ver. Kafanı takma bunlara. Hayat. Sen Adem'le eve dön. Benim birkaç işim var, halledip geleceğim. Tamam. Bekir. Bakalım. Hadi bakalım. Hadi şimdi. Hadi bir, iki. Hayda. Kızım niye yapıyorsun bunu güzel kızım? Bal kızım. Hadi ne olur bir kere de. Hadi bakalım. Yavrum niye çalışmıyorsun? Neden yapıyorsun bana bunu? Ne oldu senin bal kız çalışmıyor mu hala? Ya Fatma ben bu arabanın her şeyini değiştirdim ya. Her şeyini bujilerini değiştirdim. Motor kapaklarını değiştirdim. Çalışması lazım aslında. Çalışması lazım. Benim de seni Boğaz turuna götürmem lazım. Bunların hepsini planladım aslında ama işte ne bileyim ses sistemi değiştirdim mesela. Ses sistemi çok iyi çalışıyor. Boğaz'dan geçerken sana Tarkan açacak. Ama işte çalışmıyor. Arabanın içi bayağı iyi olmuş yalnız biliyor musun? Bu arada araba çok güzel kokuyor. Beğendin mi? Evet. Ya ben şey yani senin için araba parfümü aldım da işte. Ya. Güzel. Yani Boğaz turu da olur ama ne bileyim bebeğe falan gitsek daha iyi olur. Şimdi herkes oraya gidiyor ya. Bebek. Bebek olur. Sen nereye istersen oraya gideriz. Yeter ki emret. Bir çalışsın tabii yani bakarız. Neyse ben kaçıyorum. Görüşürüz bal kız. Kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. Duydun mu? Kız duydun mu? Duydun mu? Gidiyoruz hep beraber gideceğiz. Geliyorum dedi, bakarız dedi. Birlikte gidiyoruz dedi. Ya bu kadar basit. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Evet be. İşte bu kadar. İşte bu kadar benim güzelim. Vitesine kurban, direksiyonuna kurban. Aşkım bal kızım benim, canım bal kızım. İşte bu kadar ya. Bu kadar birlikte git. Aşkım ne yaptın? Bal kız ya. Bal kız şimdi çalışmadın mı? Fatma'yı görünce çalıştın tabii değil mi? Şimdi çalıştın. Bir daha çalışsan ne olur ki ya? Of.
Ne yapıyorsun kızım sen bu fotoğraflarla? Hiç, fotoğraf seçiyorum, video çekeceğim. Alo. Nevin Hanım, akrabanız kapıda. E tanıyorsunuz artık teyzemi, alın içeri bir zahmet. Teyzem, ben gidip alayım. Yok, bu başka biri. Ece! 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 Ferda. Almayacak mısın beni içeri? Sevindim vallahi. Yüzümü unutmamışsın. Ne dile kolay, 8 yıldır görüşmüyoruz Nevin. Ececiğim, gelsene yanıma tanışalım. Niye geldin buraya Ferda? Geleceğimi söylemiştim Nevin, unuttun mu? Ferda. Kızlar. Merhaba. Misafirimizin ne olduğunu bilmiyordum. Abi benim hatam, kusura bakmayın. Habersiz geldim. Ferda ben. Adem. Aşk olsun Nevin ya. Benden kocana bahsetmedin mi hiç? Ben Nevin'in çocukluk arkadaşıyım. Hay, o bahsetmiştir de ben unutmuşumdur. Anlatsaydı emin olun unutmazsınız. Değil mi Nevin'ciğim? Aşk olsun, gerçekten çok kralım. Hiç mi bahsetmedin benden ya? Ne bakıyorsun oğlum? Manitayla da konuşmuyor. Buyurun, dinliyorum. Yeni bir görevin olabilir. Elbette efendim. Siz nasıl istersiniz? Hazır olmanı istediler. Peki. Görüşmek üzere. Saygılar. Ulan hayvan! Yavaş oğlum, yavaş! Kaç tane yemişsin? Melahat teyze nasıl? İyi mi? Ne yapıyor? İyi, bildiğin gibi. Kızıma da gel biz yemek yapalım. Annen arkadaşına rahat rahat muhabbet etsin. Benim içinse lütfen zahmete girmeyin. Hayır canım, ne demek? Estağfurullah. Çok yakışıklıymış kocam. Ne kadar şanslısın. Mutfağa girip yemek yapmalar falan. Vay be. Bir biz bulamadık şöylesine ha. Evime geldin, baş köşede oturuyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun Ferda? Beni öldürmek mi istiyorsun? Yok, hiç öyle bir derdim yok. Benim derdim para. Derdim ya para. O neye yeter be? 50.000 lira daha istiyorum. 50.000 mi? Çok mu buldun? Hastanede yaşlı bir kadın vardı Nevin. Bana ne derdi biliyor musun? Para söz söyletir, kıyafet yürüyüş öğretir. Nasıl ama? Git evimden, ne olur git. Senin rahatın yerinde tabii. Böyle mis gibi evlerde yakışıklı kocanla beraber yaşıyorsun. Dünya güzeli bir de kızın var. Lütfen sus. Benim neyim var? Hı? Bir düşün. Hiç. Adem bu evde maaşlı çalışıyor. Burada gördüğün hiçbir şey bize ait değil. Bak şimdi doğru söyledin işte.
Hiçbir şey senin değil. Senin hayatın koca bir yalanın üzerine kurulu Nevin. Ferda lütfen sus. Ne olur git. Tamam. Sakin ol, gidiyorum. Ama sana 2 gün süre veriyorum Nevin. Parayı buldun, buldun. Bulmadın, gelirim. Acımam bu güzel hayatına. Kocana her şeyi teker teker anlatırım. Hayatım, bölüyorum. Kekiği nereye koydun ya, bulamıyorum. Siz kalktınız mı? Yemek hazır olmak üzere. Ferda'nın acil işi çıkmış hayat. Nevin doğru söylüyor. Ben bir arkadaşımla buluşacaktım zaten. Geç kaldım. Nevin'cim, arkadaşım, görüşürüz biz zaten. Canım benim ya. Kendine iyi bak. Ben geldim, buldum seni. Görevimi yerine getirdim. Şimdi sıra sende. Telefonum da var, ararsın artık. Hiç zahmet etme. Ben gidiyorum. Adem Bey, çok memnun oldum. Ben de memnunum. Görüşmek üzere. Nevin'cim, görüşürüz canım. Ben sizi geçireyim. Olmayacak. Ben isterseniz bir tanışma yemeği siz ayarladınız bile. Bu akşam. Elbette. Elbette müsait. Tabii ki. Sağ olun. Akşam yemek mi var? Yeni ortakla tanışma yemeği. Ben de geleceğim. Nereden çıktı şimdi bu? Ne demek nereden çıktı? Yeni ortakla tanışmayacak mısın? Ben de tanışmak istiyorum. Önce ben bir tanışayım. Vakti geldiğinde seni de tanıştırırım. Hayır, geçen sefer de aynı şeyi söyledin ve bak nelerle uğraşıyoruz şu an. Ben de tanışmak istiyorum. Hani güvenilir bir adam mı değil mi? Orada olmak istiyorum. Sen böyle şeylerle pek ilgilenmezdin. Ne oldu böyle birdenbire? Yani birdenbire değil. Polis tepemizde ve uğraşmaya da devam edecekler. Bir daha bir sorguya çekmeye karar verdiklerinde ne diyeceğimi bilmek istiyorum sonuçta. Haksız mıyım? Haklısın. Ama bizim toplantılar senin bildiğin gibi. Nasıl bir toplantı olduğu, nerede olduğu, hangi ortağınla olduğunun bir önemi yok benim için. Asıl ortağım benim. Bunu unutuyorsun. Oldu. Bu kadın evin içine kadar girdi. Adem'le tanıştı. Korkudan ölecektim. Ay kafayı mı sıyırmış bu? Derdi neymiş? Para tabii ki. Ne kadar? 50 bin lira. Ay kim kaybetmiş 50 bin lirayı da biz bulup ona vereceğiz. Ya bir de 2 gün müddet verdi. O parayı bulacaksın yoksa her şeyi Adem'e anlatacağım diyor. Ne yapacağım ben? Ne olur bana bir akıl ver. Bulacaksın 50 bin lirayı, vereceksin kızım. Yani 50 bin lirayı alırsa Adem hiçbir şey söylemez. Onun dini imanı para. Sen daha iyi biliyorsun. İyi de 2 günde nereden bulacağım o parayı? Hayır teyze, olmaz, olmaz. Başka çaresi yok kızım. Yüzünü kızartıp isteyeceğim Timur Bey'in. Hayır teyze, isteyemem. Timur Bey'den isteyemem. Hayır, olmaz. Başım hala ağrıyor ya. Öyle 2 gece üst üste dışarı çıkarsan görmemişler gibi olacağı bu. Defne'yi kırmak istemedim ya. Bayağı kafa kızmış. İyidir aynen.
Bayağı gezdik. Bir ton mekan açılmış, haberimiz yok. Sevindim. Yanında gezdirebilecek birini bulduğun için. Aynen. Ya bakalım. Belki hafta sonu bir daha çıkacağız. Güzel güzel. Çıkın. Senin için ok yani. Okey herhalde canım. Ne olacaktı? Ya hiç sordum öyle. Ama kulun diyorsan. Furkan'cığım ben her zaman kulum hayatım. Görüşürüz. Daha derin sohbetlerde. Nevin, iyi misin? Ya birkaç gündür kötü görüyorum seni, bir dalgınsın. Konuşmak ister misin? Yo, iyiyim. İyiyim. Bu az önce gelen arkadaşınla ilgili mi? Çünkü onun yanında bir gergindin. Yok, onu görmeyeli çok olmuş da böyle biraz yabancılaşmış hissettim. O yüzden sana öyle gelmiş. Demin bak, geldiğimizden beri biliyorum zor günler geçirdik. Ya yani bu vurulmalar, cesetler falan. Ya belki birkaç konuda sana haksızlık etmiş olabilirim. Ama yavaş yavaş hepsi geçecek. Üstesinden geleceğiz. Sen bana güven. Güveniyorum tabii ki. Bu yeni ortakla ilgili ne var elimizde? Yani kimdir, necedir bir şey söylemediler. Kaç yere de sordum, oradan da yanıt alamadım. Öyle uygun görmüşler. Hı. Peki. Umarım bu sefer daha iyi bir tercihte bulunurlar. Abdullah gibi sinsi bir adam gelmez. Özgür. Hayırdır? Ben ne zaman Abdullah desem böyle bir yüzün değişiyor senin. Acaba şeyden mi? Düşman yanı başımıza kadar geldi. Evimize girdi. Ben bunu nasıl fark edemedim diye mi ayıflanıyorsun acaba? Buna mı üzülüyorsun? Ya ben bu koskocaman organizasyonun içerisinde nerede duruyorum? Neden acaba hiç Timur'a bir faydam dokunmuyor diye mi üzülüyorsun? Özgür, sen vicdan azabı mı çekiyorsun? Neyse. Ben bu yeni ortakla bir tanışayım. Bir an evvel sizi bir araya getireceğim. İnsan sarrafısın ya sen. Hani böyle bir baktın mı herkesi tanıyorsun ya, okuyorsun ya onların içine. Sizi bir araya getireyim, sen adamı bir gör. Seni o yüksek sezilerinden faydalanayım da en azından bir faydan dokunsun. Özgür Bey, kahveniz. Buyurun efendim. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Akşam yeni ortakla yemek varmış. Ben de gideceğim. Nerede? Yer mekan belli mi? Yok, bilmiyorum. Telefonda konuşurken duydum. Haber bekliyoruz. Gidince bana atarsın mekanı. Dediğim gibi akşama kadar işim yok. Akşam da yemeğe gideceğiz zaten. Tamamdır Yasemin Hanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel otursana. Timur Bey. Söyle Bekir. Boğaz'daki restorandan aradılar. Adınıza rezervasyon yapılmış. Büyük buluşmanın mekanı belli olduğuna göre bize de gitmek düşer. Değil mi Bekir? Tabii. Nasıl gidelim peki? Ben ön kontrol için bir ekip göndereceğim gerçi ama.
Sadece sen, bir de yanına iki adam al. Kalabalık olmayalım. Tamamdır. Ben hallediyorum. Bir tane daha, bir tane daha. Ben açamıyorum. Sincaplar sen aç. Gibi gel. Aa, bak. Düştü. Olsun, ben olsun de. Yerim ben ona. Yerim. Geliyor, 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 geliyor. Kandırdım, kandırdım, kandırdım. Ben de. Atıyorum. Havaya, 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 havaya. Hop, olmadı. Bir daha. Başka? Tamam, hadi sen yap. Kim yakalarsa, tamam. Kim yakalarsa havaya at, havaya at. Senin rahatın yerinde tabii. Böyle mis gibi evlerde yakışıklı kocanla beraber yaşıyorsun. Dünya güzeli bir de kızın var. Senin hayatın koca bir yalanın üzerine kurulu Nevin. Ama sana iki gün süre veriyorum Nevin. Parayı buldun, buldun. Olmadın. Gelirim. Acımam bu güzel hayatıma. Kocana her şeyi teker teker anlatırım. Oo Bekir. Yeni takım yakıyor. Özel yemeğe özel takım. Yıl dönümü falan mı var bugün? Yok. Sadece iş yemeği diye biliyorum ben. Ne bileyim bir telaş var. Anlamadım. Yok. Hadi iyi akşamlar. Adem, buralar sana emanet. İyi geceler. Bekir, hadi. Çok güzelsin bu akşam. Zaten sana deli gibi aşıktım. Bir kere daha aşık oldum. Teşekkür ederim. Adem gelmiyor mu? Bekir bizimle bu akşam. Boğaz'daki mekana mı gidiyoruz Bekir? Aynen Timur Bey. Hangi mekan? Neden diye bir mekan. Daha önce hiç duymadım. Hayırdır? Meraklandın? Senin ortakların meraklandırdı. Her şey böyle gizli saklı olunca. Haklısın hayatım. Rasim abi, Yasemin mekanı atar atmaz geçeceğim ben. Bir dakika mesaj geldi arkadan. Evet tamam geldi ben geçiyorum. Haber edeceğim. Eyvallah. Hayatım ben çıkıyorum. Rasim abi çağırdı. Yarım saate buluşalım mı? Tamam.
İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Fatma, senden bir şey istesem. Tabii. Benim bir yarım saatlik işim var. Hemen gidip geleceğim. Sen Ece'ye bakar mısın o sırada? Hayırdır kızım? Gece gece ne işiymiş bu? Söyleyelim Fatih'e, Fatih halletsin. Yok, benim kendim gitmem lazım. O zaman Fatih götürsün seni. Tamam. Benim işim bitmişti zaten. Ben bakarım. Çok sağ ol. Bu anahtar. Kapıyı açarsın, girersin. Ece odasında oynuyor. Zaten geleceğini biliyor. Tamamdır. Merak etmeyin siz. Çok sağ ol. İyi akşamlar. İyi eğlenceler. Hayatım. Timur Bey, Yasemin Hanım, hoş geldiniz. Teşekkürler. Organizasyonu kim yapmış? Yurt dışındaki ortaklarımızın buradaki organizasyonları düzenleyen özel bir ekibi var. Onlar mekanı seçerler, sonra bana haber verirler. Ya Abdullah'la da mı böyle tanıştınız? Buna benzer bir yemekte. Ama yeni ortağım üst düzeymiş. Öyle dediler. Umarım onunla ortaklığınız daha uzun süreli olur. Göreceğiz. Hiç bu kadar gizemli bir yemeğe çıkmamıştım seninle. Boşuna mı gitti? De heyecanlandım biraz. Yeni ortağın nasıl biriymiş peki? Anlatsana biraz. Aslında ben de çok bilmiyorum. Seninle beraber tanışacağım. Ama bildiğim kadarıyla uzun süre yurt dışında yaşamış. Bir de deneyimli dediler. Ama göreceğiz. Abdullah'ın yerine geldiğine göre... Ay, onun kadar sevimsiz değildir değil mi? Umarım.
Niye geldik buraya? Parayı mı getirdin yoksa? Ben o parayı bulamam Ferda. Lütfen anla beni. Sırrım ortaya çıkarsa yok olurum. Kızım sen beni buraya dertleşmeye mi çağırdın ya? Hı? Bul buluştur, sor soruştur birilerinden. Bana ne? Buna izin veremem. Ne saklıyorsun sen orada? Hiç. Ver 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 bakayım şunu bana ver. Hayır. Ver dedim hayır, sana. Hayır. Ver dedim. Bu ne demin ya? Mutfaktan mı buldun bunu? Aferin kız sana, aferin. O mahalleden hiç değilse biraz cesaret öğrenmişsin, aferin. Ama Nevin'cim, bunu taşımasını biliyorsan saplamasını da bileceksin. Yapabilir misin? Hı? Ben yaparım biliyorsun. Bana bak Nevin. Kızının bedeli 50.000'den fazla eder. Ailenin dağılmasını istemiyorsan bana o parayı getirirsin. Yoksa Adem'e giderim. Biricik kızının, prensesinin aslında benim kızım olduğunu ona anlatırım. Yaparım bunu. Anlıyor musun? Söz vermişsin Ferda. Aramızda sır olarak kalacak demiştin. Of Nevin. Onlar eskide kaldı. Artık sırlar karın doyuruyor. Böyle aptal planlar yapacağına paramı bul. Hoş geldiniz. Hayatım, senin yeni ortağımla tanıştırayım. Ejder Arcan. Eşim Yasemin Karata. Çok memnun oldum oğlum efendi. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de memnun oldum. Siz nasılsınız? Yol yorgunluğu var tabii. Oldukça yoğun bir gün geçirdik. Ve biraz da acıktım. O zaman buyurun masaya geçelim. Hem yeriz hem konuşuruz. Hoş geldiniz.
Rasim abi. İşler iyice karışıyor. Hayrola evlat? Ne oldu? Bu yeni ortak tanıdık çıktı. Kimmiş? Kunduzi. Ne diyorsun Adem sen? Kunduzi mi? Bilmiyorum ama bilmiyorum. Ama iyice derinleşiyor iş. Galiba uzun yıllar yurt dışında, Londra'da yaşamışsınız. Doğru mu? Evet. Londra'nın puslu havası beni oldukça yordu. Orada bir ithalat ihracat şirketimiz var. Geçen yıl %7'lik bir büyüme kaydettik. Ki bu oldukça önemli bir rakam. Fakat memleket hasreti ağır bastı. Dedim ben bütün bunları neden kendi ülkemde yapmıyorum? O yüzden sizinle ortaklık fikri gündeme gelince hiç tereddüt etmedim. Ne kadar tehlikeli olsa da. Abdullah'tan bahsediyorsunuz. Açık söylemek gerekirse ölümü hepimiz için şok oldu. Deli dolu bir adamdı ama işini iyi yapardı. Trafik kazasında kaybetmek büyük bir trajedi. Yine de Timur Karatan'la ortaklık fikri biraz tedirgin edici. Bu yaşımda ölmek istemiyorum ya. Belli ki Abdullah'tan daha akıllısınız. Dikkatsizlik ve art niyet olmadığı sürece başınıza bir şey gelmez diye düşünüyorum. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağımı umuyorum. O halde yeni ortaklığımızın güzelliklere vesile olması umuduyla. Yasemin Hanım, siz hiç konuşmadınız. Ortaklığımızı onaylamıyor musunuz yoksa? Ben sizi dinliyordum. İngiltere geçmişiniz çok ilginçmiş. Ah, Londra. Her gecesi, her günü birbirinden enteresan bir şehir. Oradaki günlerimi özleyeceğim sanırım. Bir de dikkatimi çekti. Türkçeniz hiç bozulmamış. Türk arkadaşlarımla iletişimimi hiç kesmedim. O yüzden paslanmadım. Timur Bey, sanırım haklı olarak Yasemin Hanım sıkılmaya başladı. Ben diyorum ki iş konuşmasını yerine bırakalım. Yarın? Sizi ofisimde misafir etmek isterim. Uzun uzun sohbet ederiz. Hem de birbirimizi yakından tanımış oluruz. Ha? Benim için uygun. Sakin kal. Sakin kal. İyi gece değil mi? Bir sorun yok. Evet evet, uyuyor odasında zaten. İyi misin? Biraz kötü görünüyorsun. Yo, iyiyim iyiyim. Biraz koşturdum da böyle şey oldu, yoruldum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek, her zaman. Ben anahtarı buraya koydum, çıkıyorum. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Benim tüm dünyam senle baban kızım.
seni kaybedemem. Yok abi, aklım almıyor. Vallahi aklım almıyor. Bilmiyorum. Benim de aklım almıyor. Böyle bir hamle beklemiyordum. Olaya bak ya. Nereden nereye? Şimdi biz bu adamın dosyasına birlikte baktık. Sıradan bir insan dedik. Oto hırsızlığı, gasp, masp, tamam. İşte kimlik sahteciliği falan filan, eyvallah. E nasıl oluyor da bu adam Timur Karatan'ın ortağı oluyor? Biz neyi gözden kaçırdık? Yasemin Hanım ne yaptı? Ne yapacak abi? O da dondu kaldı yani sonuçta. Kunduzi'nin ilişkileri tahminimizden derin. Abdullah falan yem olabilir belki. Bizim asıl bu adamı çözmemiz gerekir Adem. Çözeceğiz abi. Bunu da çözeceğiz. Kunduzi denen şerefsiz hesabını verecek. Yasemin'le ilişkisi, Abdullah'ın ölümü, yeni piyon. Bu herifin her yeri gizem. Garip bir adam. Niye? Sevmedin mi adamı? Bilmem. Ama sonuçta sen çalışacaksın. Sence nasıl? Hoşlanmadım. Nasıl yani? Çalışmayacak mısın? Her halükarda çalışacağım. Ben maalesef sadece sevdiğim insanlarla çalışamıyorum hayatım. Bu sektörde katlanamadığım adamlar da var. Ejder de onlardan biri olacak. Ama ne yapalım? Büyükler öyle uygun görmüş. Büyükler derken onlar kim? Çalıştığım diğer insanlar. Ama sen kafanı takma böyle şeylere. Ejder'in Londra maceralarını sadece ben dinleyeceğim. Sen kurtuldun. Bir daha görmek zorunda değilsin. Ne bu mesaj gece gece? Sabah yalnız görüşelim. Fedayı getirme, korkarım. Asistanım yarınki toplantıyı hatırlatmış. Bu saatte. Kızın saat kavramı yok belli ki. Ne yapayım? Ama işinde çok iyi. Bak görüyorsun hala cevap yazmadı prenses. Vallahi darılacağım bu kıza. Kolay mı abi? Ejder Arcan'la tanıştı sonuçta. Daha kendine gelememiştir. Alışır. Alışacak tabii oğlum, alışacak. O değil, bütün alem alışacak lan! Hele bak, bu takım sende acayip şekilli durdu ha. Artist gibi oldu şerefsizim. E olacak o kadar abi. Kimin adamıyız sonuçta ha? Vallahi ben de bilmiyorum kimin adamıyız Sinan. Ya oğlum bir kaset, mazet, müzik bir şey yok mu? Koy İstanbul bizi dinlesin. İstanbul gecelerine akıyoruz. Başım belada değil mi? Yemekte ne konuştunuz? Bilmiyorum, işten bahsettiler. Bir de İngiltere'deki geçmişiyle alakalı bir ton yalan söyledi. Tuhaf bir ortamdı yani. Başka? Başka derken? Başka bir şey söylemedi mi? Yani fırsat bulup Timur'a çaktırmadan. Abi çok kibardı. Tuhaftı, garipti. Ne bileyim o böyle mafya, küçük işlerin adamı karşımda yoktu yani. O Kunduzi yoktu. İsmini de değiştirmiş zaten. Ejder Bey. Ejder Arcan mı ne öyle bir şey. Bunu biz de beklemiyorduk.
Ama dur bakalım. Ya aynı masada oturdum Adem, inanabiliyor musun ya? Şu düştüğüm hale bak. Ya ben buradan kaçmaya çalışırken, buradaki işkenceden kaçmaya çalışırken adamla aynı sofraya düştüm. Ya bir de üstüne kardeşim aynı hapishaneye düştü. Kurtulacaksın. Kardeşine de bir şey olmayacak. Merak etme. Ya nasıl olacak o? Benim hayatım şu an adamın iki dudağı arasında, biliyorsun değil mi? Timur'a benim kaçma planımdan bahsederse önce Furkan'a zarar verirler, ben acı çekeyim diye, sonra da sıra bana gelir. O kadar kolay değil. Anlatamaz. Ya nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Yapacaktım teyze. Şu kadar kalmıştı yapmama. Bu kadın beni katil edecekti. Allah korusun kızım. Onun tek derdi para. Vereceğiz, kurtulacağız. Rahat durmayacaktım. Gider Ece'ye bir şey söyler. Adem'e anlatır her şeyi. En ufak bir şey söylerse mahvoluruz. İzin vermeyeceğiz. Bak ben iyice düşündüm. Bizim tek kurtuluşumuz var. Timur Bey deme bana ya. Timur Bey tabii kızım. Katil olmak daha iyi bir plan mıydı sanki? Ferda'nın parasını vereceğiz. Çenesi kapanacak. Çok düşünme. Git iste. Bak anlatacak olsaydı bu kadar uğraşmazdı. Ayrıca ucu ona da dokunuyor. Yani başka bir kimlikle, başka bir geçmişle çıkmazdı Timur'un karşısına. Belli ki senin de peşinde değil. Başka bir amacın peşinde. Ama o amaca ulaşmak için beni kullanabilir. Bana söylemediğin bir şey var mı? Adem. Müsaitsen bir konuşabilir miyiz? Yok, gerek yok. Ben zaten derneğe gideceğim. Fatih beni götürür. Ne oldu Bekir? Hayırdır? Adem, dün gece eve geldiğimizde yoktun da. Hayırdır? Başka bir sorun mu var diye merak ettim. Ya yok bir şey. Her şey yolunda. Açmıyorsun telefonlarımı. Alışverişe gidecektik ya. Okey, gidelim, bana uyar. Tamam, nerede alayım seni? Furkan'ın odası olabilir mi mesela? Çok komiksin gerçekten. Alo. Alo. Aa, hat mı düştü acaba? Ne oluyor ya? Ne var ya? Kahvaltıya geldim. Günaydın. Ben çok acıktım. Kahvaltıya geçiyorum. Defne. Biz dışarıda yapalım kahvaltıyı. Beni bir saat sonra alırsın. Tabii ki. Nasıl, kol boyu tam oturmuş mu? Timur'un kıyafetine bayıldım. Aynısından yaptırmak istedim. Tonu pek tutmadı ama bu da yakıştı bence. Fikir almak için mi çağırdın beni buraya? Niyazi Bey, isterseniz siz bir çay molası verin. Biz Yasemin Hanım'la biraz sohbet edelim. Akşam yemekten nasıl havalıydım ama. Ama beni görünce senin suratını, halini görmeliydin. Tamam, boş konuşmayı bırak da neyin peşindesin sen? Prenses, sana müjde vermek için çağırdım. Artık seninle ortaklığımı sonlandırmaya karar vermişim.
Bu gerçekten müjde oldu benim için. Ben artık başka maceralara yelken açıyorum. Gittiğim yerde daha büyük balıklar var. Ya herkes şu büyük balıklardan bahsedip duruyor da kim bunlar? Ya benim büyüklerim var. Sözünden çıkmadığım büyüklerim. Onlar bana dedi ki sen Timur'un yerine geçeceksin. Sen Timur'un yerine mi geçecekmişsin? Ya bak güldün. İlk defa güldün. Yok ben geçmeyeceğim. Ejder Bey geçecek canım. İkinizin de ne hali varsa görsün. Ya öyle deme, bir düşün. Kocanı bitirince kim özgür kalacak? İyi düşün. Doldur yelkenini rüzgarla, istediğin hayatı yaşa. Benim yükselmem en çok senin işine yarayacak. Ya sevinsene kız. Kurtuluşunun şerefine sana bir elbise diktireyim mi? Senin yardımına ihtiyacım yok artık benim. Bak, bu yeni bir şey. Siz barıştınız mı yoksa? Ya Timur'u bitireceğim deyince biraz yüzün düştü. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hani böyle bakınca senin ne mal olduğun belli oluyormuş zaten. Boşuna diktiriyorsun bu kıyafetleri. Yani diyorsun eşeği altın semer vursan yine eşektir. Yalnız seni biraz cesaretli gördüm prenses. Gözümden kaçmadı ha. Çünkü senden korkmuyorum artık. Yoksa aşk mı konuşturuyor? Ya sen fedaiden ayrılmak istemiyorsun. Ya vallahi yakışıyorsunuz da. Tamam saçmalama. Ya o zaman özgür kalacaksın diyorum. Kafesini açacağım diyorum. Niye güvenmiyorsun bana? Daha önce öldürmeye çalıştığın için olmasın o. Ya o dündü prenses. Konjonktür değişti. Dünya dönmeye devam ediyor. Senin ölmen benim artık işime yaramıyor. Özgür, şu adamı iyice bir araştıralım. Bir bakalım Ejder Arcan kimmiş? Daha önce kimlerle çalışmış? Bilelim. Gözün neden tutmadı? Abdullah seçmelerinde bile bir mantık vardı. Ama bu adam... Bilmiyorum. Aramıza kattıklarına göre bir bildikleri var demek ki. Demek ki. Biz yine de tedbirli olalım. Abdullah'ta yaptığımız hataları tekrarlamak istemiyorum. Önümüzdeki sevkiyat yeterince büyük. Ejder mühim sağlayana kadar bütün sorumluluk bende olacak. Dikkatli olalım. Merak etme. Anladım Adem. Sen kendine dikkat et. Haberleşiriz. Yakında yeni bir sevkiyat varmış. Adem şimdi haber verdi. Güzel, tamam, şahane. İşimize yarar. Ama nerede, ne zaman bunları öğrenmek lazım? Evin içinde kulağımız var. Yasemin. Aynen. Bu sıralar çok işimize yarayacak. Zor ama Timur'la olan savaşını kazanırsam bizzat teşekküre geleceğim. Ama mümkün olduğunca görüşmeyelim o zamana kadar. O kadar kolay değil prenses. Emek olmadan yemek olmuyor. Sen de bana yardımcı olacaksın. Ne yardımı? Ya mesela şu bordo bareliden hala kurtarmadın bizi. Üf, ya dönüp dolaşıp aynı konuya geliyorsun. Bıkmadın ha? Ya hangi konuya gelelim? Bütün planlarımı o mahvetmedi mi? Ha, senin şu beni öldürmeye çalıştığın plan ama Adem beni son dakika kurtarmıştı, o değil mi? Ya tamam, sağ olsun. O zaman kurtardı ama zavallı Ahmet'in ölümüne de o sebep oldu. O bordo bereli etrafta dolandığı sürece benim içim rahat etmeyecek. Senin gibi adamlar da benim etrafımda dolaştığı sürece benim içim rahat etmeyecek ve ben Adem'den vazgeçmeyeceğim. Sen işi yokuşa sürüyorsun ama ya. Ya Timur'la Adem'in birbiriyle ne alakası var? Adem benim korumam. Sen beni salak mı sanıyorsun? Timur bütün aileyi ona emanet etmiş. Neredeyse şirketi üstüne yapacak. O bordo bereli gidecek. O kadar. Yapmazsam ne yapacaksın? Hah, işte muhabbetin en güzel yerine geldik.
Ancak kocan seyreder, sonra internete düşer, bütün dünya seyreder. Bunu sen mi tehdit ettin? Yok, ben değil. Başkası. Zamanı gelince gerekirse sana söylerim ama önce o burada bereliği ayağımın altından çekeceksin. Ne düşünüyorsun ki kızım? Timur Bey çıkmadan git konuş işte. Anne ne zaman gideceğiz almaya? Söz vermiştin. Hayrola nereye? Arkadaşım doğum günü vardı, ona hediye almak istiyordu. Hoş geldiniz. Baba sen de gidelim mi? Nereye kızım? Arkadaşımın doğum günü var. Ona hediye almamız lazım. Öyle mi? Kızım işi vardır babanın. Ben seni götüreceğim. Ay ne olacak canım? Bir saate gider gelirler. Baba kız beraber gitsinler işte. Ama hadi lütfen gidelim. İyi hadi tamam gidelim. Annesi biz gidiyoruz. Hadi. Ayakkabılarını giy. Nevin, işte sana fırsat. Madem bir saat yok. Git konuş Timur Bey'le. Damlatmam ha. Tamam. Bir de çok hızlı yeme. Boğazın şişer. Ama yavaş yersem erir. Ama diğer türlü de annenle uğraşıyoruz. Arayı bul işte. Senin tişörtün ne yazıyor? Dondurma mı? Dondurma. Sen bana zaten ince bir mesaj vermişsin. Evet. Ama ne kadar saklanırsa saklansın bir açığı çıkacak. Merak etme, onu ben bulacağım orada. Bu yanındaki adama da iyice bir bakalım. Yok yapamayacağım ya. Ne var? Ya Nevin. Ne kadar tatlı bir kız olmuş bu ya. Babasının elinden tutmuş dondurma yiyor uslu uslu. Sakın Ferda. Uzak dur Ece'den. Garibimin hiçbir şeyden de haberi yok. Elini tuttuğu adam babası değil. Babası desen annesini saf zannediyor. Of Nevin of. Daraldım vallahi ha. Senin şu evliliğinde ne büyük bir yalan üzerine kuruluymuş kızım ya. Öğrensinler mi Nevin? Kocanı nasıl kandırdığını. Hı? Tamam. Tamam. Hayır. Bulacağım paranı. Haber bekle benden. Hadi bakalım. Göreceğiz. Başımızda bu kadar tantana varken şirketin işleriyle de ilgileniyorsun değil mi Özgür? Evet, finansla yatırım danışmanlarıyla sürekli mesaideyim, merak etme. İyi. Kusura bakmayın, ben rahatsız ettim, sonra gelirim. Yok, sorun yok. Biz de bitirmiştik. Haberleşiriz. Nevin Hanım. Buyurun, oturun lütfen. Lütfen. İyi misiniz? Hı. Solgun görünüyorsunuz biraz. Timur Bey, ben su alabilir miyim acaba? Çok özür dilerim. Benim hatam. Ne içersiniz diye bile sormadım. Buyurun. Sağ ol. Nevin Hanım, sıkıntınız nedir? Ben... Benimle rahat konuşabilirsiniz. Hatta size bir tavsiyede bulunayım. Bu tür durumlarda en kolay yöntem ne biliyor musunuz? Aklınızdan geçini bir anda söylemek ve kurtulmak. Bence siz de öyle yapın. Timur Bey. Benim çok acil 50 bin liraya ihtiyacım var. Çok zor durumdayım. Başka da soracak kimsem yok. Acaba siz bana bu parayı borç verebilir misiniz?
Elbette veririm. Sorun değil. Demin Hanım, lütfen rahat olun. Biz artık aile sayılırız burada. Eğer birbirimizin sıkıntısında yardımcı olamayacaksak, aile olmamızın ne anlamı var değil mi? Ben bu parayı en kısa zamanda hazırlar, size iletirim. Bu arada daha fazlasına ihtiyacınız varsa... Hayır, hayır, yok. Yok, çok teşekkür ederim. Zaten ben bu parayı denkleştirip size en yakın zamanda ödeyeceğim. Hiç acelesi yok. Yalnız Timur Bey, Adem'in... Adem bu konuda tek kelime bile bilmeyecek. Söz aramızda. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Fatma, heh. Bu toz ne? Bir bakabilir miyim? Hmm. Bak bak. Bu benim gözden kaçırdığım şey olabilir. Yani gözden kaçmış yani. Kaçmayacak Fatma, kaçmayacak. Sen tepemdeyken konsantre olamıyorum ben. Ha, kapı çalıyor. Ay. Hoş geldiniz. Alayım mı? Yok, bunu ben veririm sahibine. Sen bunları al. Hoş geldin kızım. Ne oluyor ya? Kapı çalmak yok mu kızım? Hayırdır, neye bakıyorsun? Al. Ne bu? Hediye aldım sana. Vay. Nereden çıktı bu? İşe girerken ihtiyacın olur diye düşündüm. Kalmamı istiyorsun yani? Yok, ona henüz karar vermedim. Ama önce senin bir tipini düzeltmemiz lazım. Babama benzersen belki birazcık şansın olur. Hadi bay, güle güle kullan. Tipim gayet okey yani ya. İleride kedin olursa adını ne koyarsın? Minnoş koyarım. Minnoş mu? Evet. Tamam, Minnoş'u da alır, yanımızda gezdiririz. Olur mu? Aa, Adem abiler değil mi yanına? Tamam, durma, devam et sen. Ben de bu hediyeden alır mısın? Çok beğendim. Tamam, dediğini yapacağım. Sakın prenses. Sakın Adem'e bir şey söylemeyesin. Görüntüleri Timur'a gönderirim, ikinizi de mahveder. Verdiğim gibi başka kimsenin haberi olmayacak. Bu arada başka bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen söyleyin bana. Olur mu?
Aslında benim de sizden bir ricam olacak. Elimden gelen bir şeyse tabii ki. Sadece sizden isteyebileceğim bir şey. Vakti geldiğinde konuşuruz. İyi günler. İyi günler. Kız ne isteyecek acaba bu adam senden? Bekleş sağlısın. İyi bu kadar yemeği kilo almıyorsun. Susacak mısın sen acaba? Bizim masamızda öyle çok konuşulmaz. Ya bana çenesi düşük diyorsun ya. Kendini biliyor olman çok güzel bir şey. Enişte. Efendim? Bana şirket değerini hazır demiştin ya. Evet. Kararını verdin mi? Verdim. Şirkette işe başlamak isterim. Üstelik takım elbisen bile hazır. Güzel. Sevindim. Doğru karar. Keşke kararını vermeden önce benle konuşsaydın. Görüyor musun Furkan? Ablan hala büyüdüğünü düşünmüyor. Şimdi başlamayın ilk önce okulunu bitir falan diye. Koskocaman adam. Bırak kararlarını kendi versin. Okula gitme kararını da kendi vermişti. Ama bir işi bitirmeden diğerini atlamak büyümek oluyor sanırım. Ablacığım akademik kariyer istemiyorum. Hem buradan uzakta da olmak istemiyorum. Hayır sen benim burada olmamdan neden mutlu değilsin? Ben onu da anlamıyorum. Sen benim iznim olmadan hiçbir yere gidemezsin. Ha bir de öldürecek misin? Hadi. Hadi öldürsene ben de kurtulayım. Adam gibi vur hadi. Seni vuramam. Vurursam sahip olamam. Ama sen benden boşanabilirsin. Yüklü cebine faka alırsın, çekilirsin köşene. Ama yapayalnız. Trafik kazasında kaybettiğin ailenin yasını tutarak. Bunu yapamazsın. Tercih yapmak zorunda kalırsın. Annenin yasını mı tutmak istiyorsun? Yoksa kardeşinin yasını mı? Neyse ben bu konuyu tartışmayacağım. Afiyet olsun. Nereye? Dinleneceğim. Yasemin. Her şey yolunda mı? Evde bir sıkıntı falan yok değil mi? Evdeki sıkıntılarımı kendim çözebilirim. Sağ ol. Bir şey mi oldu? Bir şey mi konuşmak istiyorsun? Bir sevkiyattan bahsetti Timurlar. Yani yakın zamanda bir sevkiyat olacakmış. Yok benim haberim yok. İlk defa senden duyuyorum. Benden ne istiyorsun peki? Yerini ve zamanını öğrenmem benim için önemli. Yani ona göre hareket edeceğim çünkü. Tamam olur. Ya bir şey öğrenirsem söylerim. Alo Nevin. Parktayım ben, gel hadi. Yalnız bu sefer çantanda mutfak bıçağı değil, para olsun.
ben gelmiyorum. Ne oldu kız? Uyutamadın mı kocanı? Ben geleyim o zaman. 2 dakikalık mesafedeyim. Bekle orada Ferda. Teyzem getirecek parayı. Ne diyor? Parkta bekliyormuş. Teyze Allah aşkına git konuş onunla, bak bu son bir. Tamam kızım. Sen merak etme, ben halledeceğim bu işi. Hadi. Gidiyor musunuz? Evet. Ben bırakabilirim. İsterseniz tabii. Yok evladım, sağ ol. Ben giderim. Hadi Allah'a emanet. Adem'i kendimle birlikte ateşe attım Fatma. Tavuk ettim. Ah! Yasemin Hanım eliniz bir... Peçeteyle hemen bastıralım onu. Of! Canınız yanmasın. Bırak yansın. İnsanların canını yakmanın bir bedeli olmalı. Öyle söylemeyin lütfen. Şunu bastırın iyice. Ya siz kötü biri değilsiniz ki. Nereden bilecektiniz ayrıca? Biri kötü olmadan kötülük yapabiliyormuş demek ki. Şunu bir ıslatıp saralım. Getirin elinizi. Yani bir kere bu hayatta en önemli olan şey niyettir. Ya siz bir sürü insanın hayatını kurtardınız, yardım ettiniz. Niye? Ya çünkü iyi bir insansınız. Adem'e yardım etmem lazım. Nasıl? İçine attığım tehlikeden kurtarmam için onu bu evden göndermem lazım. Kovacak mısınız onu? Mecburum Fatma. Ya o burada olduğu sürece de hep tehlikede olacak. Ailesi tehlikede olacak. Ben ya benim yüzümden onların başına bir şey gelmesini istemiyorum. Anlıyorum. Ama yani Timur Bey neden diye sormayacak mı? Bu daha çok şüphe çeker. Ben bir yolunu bulacağım. Biraz kısa ama dur, halledeceğim. Olmadı. Niye? Olmuştu aslında. Ya o niye attın kızım? Olmuştu işte. Hayır, olmadı. Bu sefer kenarlarını düzgün yapamam. Tabii, tabii. Emredersiniz. Şöyle kenarlarını düzgün yapalım. Oldu mu? Böyle güzel mi? Evet, güzel. Tamam, yapıştır. Bir şey diyeceğim aslında. Yani sonuçta hediye. Yani böyle paketi de yırtıp atacak ya. Hiç paket yapmasak olmuyor mu? Olmaz. En güzel hediye bizim olmalı. Niye? Çünkü Berkecan beğenmezse üzülürüm. Kim? Berkecan. Berkecan? Evet. Kimmiş bu Berkecan? Bizim sınıfta yeni geldi. Senin saçın gibi dağınık onunki de. Peki benim kadar yakışıklı mı bu Berkecan? Senin kadar değil de fena değil işte. Yani bence de olamaz zaten o kadar. Piyango büyük olsun. Ya bu çok uzun. Buzdolabı almadık ya Berkecan'a. Ya baba ya neden Berkecan'a buzdolabı alalım ki? Sus, bana Berkecan deme. Bu işte yeterli, güzel. Rengi de gayet şık. Tamam, boş ver bunu. Önce şu kenarlara yapıştıralım. Katla güzel güzel. Berkecan'a beğendirmemiz lazım. Tamam, bantlar da yeter. Ne haber Kıvırcık? Getirdin mi emaneti?
saymama gerek yok herhalde. Ferda, saçma sapan konuşma, benim sinirlerimi bozma. Aa, ne oldu ya, niye atarlanıyorsun? Tamam mı? Bitti mi şimdi? Ya sen niye bana böyle düşmanmışım gibi bakıyorsun? Kızım, ben Nevin'e kimsenin yapmayacağı iyiliği yaptım. Benim sayemde mutlu bir ailesi var. E bunun da bir karşılığı olacak tabii. Vallahi iyi para aldın. Aklını başına topla, çarçur etme, kendine yeni bir hayat kur, başını belaya sokma. Bak, gül gibi bakılıyor kızına. Mutlu bir yuvası var ama her şeyden önce başında aslan gibi babası var. Huzurlarını kaçırma, kendi yoluna git. Of Melahat. Tamam, kes. Nevin'e de söyle, evcilik oyununa devam etsin. Ben gidiyorum buralardan. Bir daha görmeyeceksiniz beni. Hadi eyvallah. Ne yaptın teyze? Tamam kızım. Korkacak bir şey kalmadı. Konuştum ben. Ne dedi? Ne diyecek? Parayı alınca rahatladı tabii. Bir daha karşına çıkmayacakmış. Gidecekmiş buralardan. Kendine yeni bir hayat kuracakmış. Nereye gidecekse. Cehennemin dibine kadar yolu var. Şükürler olsun teyze. Fatma, günaydın. Günaydın. Yasemin Hanım'a haber verir misin? Ben dışarıda bekliyorum. Bence siz hiç beklemeyin. Çünkü bu sabah koşmayacakmış. Yani öyle söyledi bana. Tamam. Ay, buna da yazık be. Hiçbir şeyden haberi yok. Ama gerçi olmasın zaten. Ne diyorum ben de, saçma sapan. Aa. Kızı, sen kendi kendine ne konuşuyorsun öyle? Çiçeklerle, böceklerle falan konuşuyorum. Diyorum ki hava ne kadar güzel, şöyle ciğerlerime mis gibi havayı alsam. Hmm. Çok iyi olur. Belki beynine de biraz oksijen gider. Aşk olsun ama. Herhalde. Hadi hadi. Sofra hazırlanacak canım. Kahvaltıyı hazırlamışlardır. Yemeyecek misin aşağı? Yok, şu an çok yorgun. Sonra inerim ben. Sen Furkan yüzünden kızgınsın bana hala, değil mi? Kim arıyor sabah sabah? Adem. Açmayacak mısın? Alo Adem, ben bugün koşmayacağım. Ya evden de çıkmayacağım. Sen özgürsün yani, izin yap. Ya tamam. Yaparım da. Bir şey mi oldu? Yok, sadece yorgunum. Hah. Abi. İstediğin tablo geldi. Süper olmuş. Abi, sence bu oldu mu şimdi? Oldu tabii oğlum. Sen ne anlarsın kıyar?
Sakin ya. Elin ayağın birbirine karıştı. Ne alaka be, saçmalama. Hadi hadi. Takım elbiseyle fena olmuşum, kabul et. Ya ne işte? İdare eder diyorsun yani. Üstündeki takımı ben seçtim, herhalde idare edecek. Ve bekliyorum o zaman. Ne bekliyorsun? Otobüs mü? Ya işte ilk günüm ya. Belki şansı röpücü vermek istersin. Hadi kolay gelsin. Hiç tutmayayım ben seni. Güle güle. Görüşürüz. Arkadaşım. Şu başıma gelenlere bak. Başıma neler geldi bir bilsen. Kocana hiçbir şey söylemedim, merak etme. Çaktırma sen de, rol yap. Çok iyi yapmışsın canım. Nevin, ben poşetleri alayım. Hadi sen geç otur şöyle. Hastaneye gitmesi lazım. Ben ikna edemiyorum. İstersen sen de bir konuş. Ne işin var senin burada? Ya kızım, görmüyor musun halimi? Gidecek başka bir yerim yoktu diyorum sana. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Peşimde birileri var. Ellerinden zor kurtuldum. Bana ne? Bak Nevin. Ben o parayı onlara vermek için aldım senden. Gerçekten, vallahi bak, kandırdılar beni de. Kızım çok korkuyorum ya. Ellerinden zor kurtuldum diyorum. Allah'ım sen beni deli sanıyorsun ya. Bak ben senin sandığın kadar kötü biri değilim. Ocağına düştüm. Saklaman lazım beni. Sen delirdin mi Ferda? Nerede saklayacağım ben seni? Burada işte. Şurada bir yerde kırılır uyurum ben. Hapishaneden daha kötü olamaz ya. Ya beni şimdi al bir kulübeye koy, ben cennette sayarım kendimi, vallahi bak. Yok, sen aklını kaçırmışsın ya. Ne derim ben Adem'e? Ha? Hadi defol git buradan. Hadi git, tut git Ferda. Ben Adem'e ne diyeceğini çok iyi biliyorum Nevin. O ne? Ne bu? Bakalım. Ne o? DNA testi. Ne yazıyormuş? Ece Şahin, Ferda Özen'in kızıdır. Ben de kalsın Nevin'ciğim. Ne olur ne olmaz. Allah belanı versin Ferda. Verdi zaten, merak etme. Ne kadar beddua ettiysen artık. Ben canımın derdindeyim kızım. Şimdi kararını vereceksin. Çok kısa gidip kocanla mı konuşayım?
Kasım patı mı bunlar? Öyle. Yalnız kış çıkaramaz bunlar. Korunmaları lazım. Sen korursun artık. Korurum tabii de. Bana ihtiyaç olup olmadığını bilmem lazım. Çiçekler bunu sana söyleyemeyecek, üzgünüm. Sen söyleyebilirsin ama. Seni korumamı istiyorsan söyleyebilirsin. Şey mi söyledi? Yok, nereden çıkardın onu? Benden rahatsız olduğuna eminim. Ayağının altına dolaşmamı istemiyor. Buna da eminim. Kendini çok ciddiye alıyorsun adam. Belki senden korkmuyor. Korkmasın zaten. Korkması gerekenler korksun. Seninle bir derdin olduğunu sanmıyorum. Tamam. Kaldığımız yerden devam o zaman. Bana yardım ediyorsun. Sen bana yardım ediyorsun. Şu arkadakileri getirir misin? Şimdi ne yapıyoruz? Yeni ortağımızla görüşmeye gidiyoruz ofisine. Özgür, ver bakalım ne bulduysam. Yolda çalışayım biraz. İşte burada. Bu kadar mı? Gördüğün gibi fazla bir şey yok. İlginç. Adam ülkeye yeni taşınmış gibi. Üzerine kayıtlı tek bir mal varlığı yok. Ne arsa. Ne ev, ne dükkan. Burada üzerine sadece iki kontrat var. Biri de gideceğimiz ofis büyük ihtimalle. Diğeri? Evi. Onu da yeni tutmuş galiba, değil mi? Aynen. İşlerini gören bir avukatı var. Onu da araştırıyorum. Ama işe yarayacak bir şey çıkacağını sanmıyorum. Sen ne diyorsun? Ne diyeyim Özgür? Ne dememi bekliyorsun? Sanki çok şey bulmuş gibi. Yukarıdakiler ne yapmaya çalışıyor? Neden bu adamı seçtiler? Timur tedirgin oluyor. Amaçları Abdullah gibi seni de oyun dışına çıkarmaksa... Öyle bir ihtimal var tabii. Ama onlara ne kadar vazgeçilmez olduğunu göstereceğim. Önümüzdeki sevkiyat benim önemimi anlamaları için büyük bir fırsat. Ben olmadan o silahları sınırın ötesine bir metre bile taşıyamayacaklarını anlayacaklar. Daha iyi misiniz? Teşekkür ederim Nevin'cim, sağ olsun, çok daha iyiyim. Nevin, bir konuşalım mı? Nevin, bak bunun karakola gitmesi lazım. Bunu yapanlar cezasını çeksin, böyle olmaz. Ya ben konuştum, sevgilisi yapmış, şikayet etmek istemiyor. Kim yaptıysa yaptı Nevin. Şiddet görmüş bir kadın var. Karakola gitmesi şart. Ya biliyorum da işte, yani normalde böyle biri değil diyor. Tek seferlik bir şey diyor. Ne yapayım? Ben konuşayım o zaman. Hayır, dur. Dur. Bugün bir dinlensin. Üstüne gitmeyelim. Şu şoku atlatalım. Ya atlatsın. Sonra tekrar yarın konuşuruz. Dejder Bey. Hoş geldiniz. Tanıştırayım.
Özgür Aseki. Timur Bey'in meşhur sağ kolu. Memnun oldum. Buyurun lütfen. Beğendiniz mi? İlginç bir zevkiniz var. Büyüklerim göndermiş. Yepyeni bir sayfa açıyoruz ya. Bildiğim kadarıyla yeni sayfalar bembeyaz olur Ejder Bey. İşte biz buna sanatın göreceliliği diyoruz. Bunlar belki sizin için sadece birer leke. Ama benim için geçmişten alınan dersler. Açılan her beyaz sayfada bu lekeler benim yardımcımdır. Ne güzel. Acaba bu özel ve derin sanat sohbetimizi burada bitirsek de işimize mi odaklansak? Hani önümüzde çok önemli ve büyük bir sevkiyat var ya. Lütfen. Ejder Arcan. Son bir hafta içinde Londra'ya uçmuş. Bağlantısı Londra'da mı? Ya öyle ya da bağlantısıyla Londra'da görüşüyor. Neden bu adam ya? Belli ki yurt dışı bağlantıları var. Adem haklı. Tam sevkiyat öncesi Timur'un ortağı olduğuna göre. Benim kafam karıştı. Yani siz bu adamın bizim bilmediğimiz bir hikmeti mi var diyorsunuz? Biz bu sevkiyatın tepesine inersek bu adamın hikmeti kalmaz diyorum abi. İnşallah Ayhan, inşallah. Adem sen de Yasemin Hanım'la bir konuş bakalım bu adam hakkında. Yüzün düştü. Yasemin Hanım hala bizimle değil mi? Emin değilim abi. İstersen bizim evde sana bir oda verelim. Bu ne böyle? Aa, kovsaydın bari. Havuz kenarında foto atmışsın, canı çekti. Tabii kesin çekmiştir. Furkan nerede? İşte geldik asıl konuya. Ya telefonla aradım, açmadı. Uyuyor mu hala? Evde değil Defne'cim. Bak sen, neredeymiş? Babamın yanında işe başladı. Öyle çok evde olmayacak artık. Sizin gece gezmeleriniz de yalan oldu. Kim demiş onu ya? Hoş geldin. Aramışsın, dönecektim. Vaktim olmadı. Niye erken geldin sen ya? İlk gün. Fazla çalışmak olmaz. Takım çok yakışmış yalnız. İşe başlamışsın. Öyle oldu. Söyleseydin kutlardık ya. Kutlayalım, geç mi kaldık? Tamam o zaman. Hemen çıkalım hadi. Hadi. Biriyle kavga ettim. Kiminle? Benim tuvaletin kapısıyla. Durup dururken çarptı bana. Neden? Deli de ondan. Yanından geçiyordum. Bir anda hareket etti, çarptı. Ben de sinirlenip ittim onu. Komik mi? Evet. O zaman sana masayla olan çarpışmamızı da anlatmam lazım. Yanında suç ortağı sandalyede vardı. Ne yaptım biliyor musun? Kedi kılığına girip onlardan intikam almaya karar verdim. Yanlarına sokulup kendimi sevdirdim. Sonra da gizlice hepsini tırmaladım. Ben de yap. Çok güzel. Tamam, yapalım. Peki söyle bakalım, sen tekir misin, sarmam mısın? Sarmam.
Kesinlikle sarmaz. Kaldır kafanı. Ferda abi gelir misin? Gelelim bakalım. Ece'den uzak duracaksın. Allah Allah. Kızım benim bir şey yaptığım yok. Çocuk kendisi geliyor. Kan çekiyor herhalde. Sus. Ne yapıyorsun ya? Aa. Ne oluyor? Nevin bana kızıyordu da. Vallahi kusura bakma, haklı. Bence de şikayetçi olmalısın. Bakın, beni gerçekten seviyor. Çok aşık. Kıskanıyor, biliyorum. Ya o gün zaten bir öfke patlaması yaşadı. Ben de hatalıydım, benim de hatam var. Rica edeceğim, böyle konuşma. Ya şiddetin bahanesi yok, olamaz da. Ben sizi de bulaştırdım bu şey. Ben gideyim en iyisi. Bir dakika, öyle demek istemedim. Affedersin. Yanlış anladın. Yok, ben... Ben gerçekten kimseye rahatsızlık vermek istemiyorum. Vermiyorsun zaten. İstediğin kadar kalabilirsin. Değil mi Nevin? Hı? Bir şey desene. Ya tabii canım, nereye gidiyorsun? Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Gerçekten. Çok iyi insanlarsınız. Nevin, ne kadar şanslısın. Güzeller güzeli bir kızın var. Böyle merhametli aslan gibi bir eşin var. Allah bir gün bana da nasip eder inşallah. Önemli bir şey mi oldu? Ya seni böyle çağırdım ama. Bir kadın var. Nevin'in arkadaşı. Ya belki sen konuşursun diye böyle çağırdım. Nasıl yani? Kim ki? Şiddet görmüş bir kadın. Nerede şimdi? Şu anda bizim evde. Hatta birkaç gün kalacak. O yüzden yani sen bizden daha iyi konuşursun. Belki yani konuşmak istersin diye düşündüm. İyi düşünmüşsün. Hatta kocasıyla ilgili uzaklaştırma kararı da alırız. Ben onunla karakola da giderim. İşte sevgilisiymiş sanırım. Ve daha önce böyle bir şey yapmamış. O yüzden kadın karakola gitmek istemiyor. Ya bir kere yapan sürekli yapar bunu. Bu bir hastalık. Bir sürü kadın var şiddete maruz kalan. Susan, korkan. Keşke hepsine yardım edebilsem de. Neyse, ne zaman hazırsa sen söyle, ben konuşmaya hazırım. Sürekli olarak benim koruma içgüdümle dalga geçiyorsun ama sen de benim gibisin. Birinin yardıma ihtiyacı olduğunda hiç geri durmuyorsun. Çünkü ben nasıl hissettiklerini biliyorum ve yalnız kalmalarını istemiyorum. Ay tamam dur Nevin, ben yaparım bebeğim ya. Ferda bana bebeğim falan deme, çekil şuradan. Ay üf, Nevin ya. Vallahi yani ben de keyfimden kalmıyorum burada herhalde Nevin. Herif elimdeki bütün parayı aldı diyorum sana. Gibi kaldım ortada. Ne yapsaydım? Hı hı. Eminim öyledir. Bak ayıp ediyorsun ama Nevin. Vallahi bak yalan söylemiyorum. Neyse ne. Birkaç gün kalacağım dedim. Birkaç gün kal bakalım. Aynen. Hem sonuçta sana hayatının iyiliğini yapmış biri var yani burada. Birkaç günü idare edeceksin artık. Ferda uzatma. Ha bu arada iyilik demişken aklıma geldi. Benimki ne yapıyor, uyudu mu? Benimki falan diye konuşma, bak zaten sinirlerim tepemde. Gece gece zıvanadan çıkarma beni. Tamam be. Üf. Şurada iki şaka yapıyoruz yüzün gülsün diye herhalde. Bu
Ne kadar güzel kokuyor evin ya. Nereden aldın bu yumuşatıcıyı? Ay gerçekten çok güzel kokuyor. Bir çay daha ister misiniz? Tazeleyeyim mi? Yok. Ben artık kahveye geçeyim Fatma. Tamam. Yasemin. Hayatım. Kahvaltı yapmıyor musun bugün? Ha, yok benim acelem var. Vakfa gideceğim. Bir bağışçı varmış onunla buluşacağım. Vakfa gidiyorsun öyle mi? Adem de geliyor değil mi? Yok Fatih'le gideceğim. Ne oldu? Yine başa mı döndük? Sen Abdullah öldü, tehlike bitti demedin mi? Dedim. Adem'e daha çok ihtiyacım olacak senden dedim. İşine gelen durumlarda söylediğim her şeyi aklında ne güzel tutuyorsun. Bravo. İyi öyle olsun bakalım. Bu seferlik korumasız git. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Adem derneğe gelmiyorsun. Fatih'le gideceğiz. Timur Bey'in kesin... Timur'la konuştum. Haberi var. Ece kızım kitabın bittiyse gel anlat bana. Ece duymuyor musun? Ay illa peşinden koşturacaksın kızım ya. Ece! 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 Kızım şaka yapma bana! Ece! 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 Ece kızım! Anne buradayız havuz kenarında. Ferda sen beni deli etmeye mi çalışıyorsun? Ne oldu habersiz mayonu giydim diye mi sinirlendin? Çok sıcaktı evin için evin. Dayanamadık havuz kenarına inelim dedik. Ne oldu? Ben girmedim. Sadece burada oturdum. Ama kızım keşke haber verseydiniz. Ben sizi evde göremeyince çok telaşlandım. Telaşlanacak bir şey yok mu evin? Yanındayım çocuğun. Hadi kızım Ece. Hadi gidiyoruz. Ya bıraksana çocuğu. Güneşleniyor. Senin başkasının havuzunda ne işin var? Al bak işte Fatma'yı yollamışlar. Azar işiteceğiz. Fatma, Fatma çok özür dileriz. Kızdılar değil mi? Biz de tam gidiyorduk. Yok şey kimse kızmadı. Ben misafirinize merhaba demek için gelmiştim. Hoş geldiniz. Hoş buldum Ferda ben. Fatma. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Ama biz yine de gidelim. Hadi Ferda toparlan. Yok rahatınıza bakın. Zaten şey Yasemin Hanım görse bile bir şey demez. Öyle mi? Aha. Biz keyfimize bakabiliriz o zaman. Tabii tabii. Ben bir şey rica edeceğim Fatmacığım senden. Serin bir şeyler alabilir miyim canım? Tamam getiririm. Sağ ol. Fatma. Fatma, ne olur kusura bakma. Çok fütursuzdur o. Lütfen zahmet etme. Ay yok, olur mu öyle şey? Getiririm tabii. Ha, yazık zaten kadıncağız neler yaşamış. Biraz kafasını dağıtsın, boş ver. Sen hiç merak etme. İçin rahat olsun. Günaydın canım. Günaydın. Beni sormuşsun. Ya bizim yeni bahçeden haber var mı? Valla bir saate gelir herhalde ya. İsmini öğrenebildin mi? Yok canım. Nerede? Hala büyük bir sır. Kimse artık. Neyse artık geldiğinde tanışırız. Ya önemli olan vaat ettiği bağış yapması sonuçta. Bence ona sadece bağış demeyelim. Şöyle bayağı yüklü bir bağış diyelim. Kahve söylüyorum bu arada. İçeriz değil mi? İçeriz. Thank you.
buradan? İşimi yapıyorum. Sen söylediklerimin neyini anlamıyorsun Adem? Sana ihtiyacım yok dedim. Kusura bakma ama koruman olarak buna ben karar veririm. Ajandan da bugün görüşme varmış. Üstelik kim olduğunu bilmediğimiz biriyle. Güvenliğinden ben sorumluyum. Emin olmam lazım. Güvenliğimden emin olunca gidecek misin buradan? Bilmem. Tipine bağlı. O zaman sen bekle adamın tipine bir bak tamam. Sonra da git. Adı neydi? Bilmiyorum. Adını bilmemeniz beni daha da kuşkulandırdı. O zaman seni ve kuşkularını baş başa bırakıyorum. Nasıl? Sevdin mi manzarayı? Biraz yüksek. Korktun mu? Yani çok değil. Korkma. Keyfini çıkart. Burası zirve. Ama buraya yükselmek o kadar kolay değil. Ağaç gibi yükseleceksin. Dalların her tarafa ulaşacak ama köklerin toprağın altında sağlam duracak. Bütün mesele burada başlıyor çünkü. Ama sen bilmezsin, buranın taliplisi çoktur. Değil mi Özgür? Manzara güzel. Dostlarım, arkadaşlarım, akrabalarım, düşmanlarım beni buradan aşağı itip manzaraya biraz da biz bakalım dediler. Kaç defa. Ama müsaade etmedim. Neden? Çünkü sağlam durdum. Ağaç gibi. Sen de yarın öbür gün benim yerime geçeceksen sağlam durmayı öğreneceksin Furkan. Başka çaren yok. Çocuk bu konuda pek istekli değil Timur. Zorlamayalım istersen. Ya aynen. Ya öyle zirvede tek başına falan. Ben daha çok böyle takım elbise giyme olayını sevdim. Gerçi yakında ondan da sıkılabilirim. Konuşma. Yarın öbür gün tükürdüğünü yalamak zorunda kalırsın. Beyefendi. Ben Yasemin Hanım'ın korumasıyım. Size eşlik edeceğim. Buyurun lütfen. Lan! Ne oluyor burada? Çek elini. İndir elini oradan. O belindekini yuttururum hadi. Önden buyurun. Thank you.
Teşekkür ederim Erdem. Hoş geldiniz Ejder Bey. Şöyle geçelim. Bir dakika. Önce bu tarafa geçelim. Görevim Yasemin Hanım'ı korumak. Üstünüzü arayalım. Hay hay. Nasıl hitap edeyim sana? Kunduzi mi, Ejder mi? Kunduzi daha havalı değil mi? Ama tercih senin. Sen bayağı gözü pek bir herifsin ha. Niye? Senden mi korkacağım? Ya yok, öyle bir şey demek istemedim ama... mesela şu yaptığın çok güzel. Yasemin'i kıskandım lan. Keşke benim de böyle bir korumam olsaydı. Aslında empati sorununuz da yok sizin. Ve de olsa sen de kız babasısın. Ona bak. Kızıma bir daha yanaşırsan senin için fena olur. Anladın mı? Tamam ya, anladım. Rahat ol sen. Mesaj alınmıştır. İyi. Yasemin Hanım fazla beklemesin. Misafirinizle görüşebilirsiniz. Güvenlik kontrolünden geçti. Bir sakıncası yok. Sağ olsun, kendisi de çok yardımcı oldu. Buyurun Ejder Bey. Şöyle geçelim. Yahu senin bu koruma beni tuttu, masanın üstüne bir çaktı. Vallahi korktum, çok affedersin. Diptim gittim geldim. Ya sen niye hiç kurtulmuyorsun bu adamdan? Belki kurtulmak istemiyorsun ha? Olmadı, ben Timur Bey'e şu görüntüleri vereyim. Onun kafasına sıksın, sonra sen sağ, ben selamet. Çok konuşuyorsun ha. Ben sana kurtulacağım demedim mi? Yahu tamam da ne zaman? Allah'ıma ben de bıktım bu muhabbetten. Her buluştuğumuzda aynı şeyi konuşuyoruz. Neyse prenses, ben şu bağış çekini vereyim. Gerçi demin paramızla rezil olduk ama. Al ya vallahi. Bu çok para. He, çoktur değil mi? Senin mücevherleri sattım. Biraz kıymetliymiş. O kadar tuttu. Ya hepsi o senin fedayı mı yapacak? Hani gazeteciler, masteciler, medyayı çağırmamışsın? Ya beleşe bağış mı yapıyoruz burada? Reklamsız bağış kampanyası olur mu kardeşim ya? Olmadı, ben sizin eve misafirliğe geleyim. Timurcuğumla biraz sohbet ederiz. Sen de bana bir şeyler ısmarlarsın, ödeşiriz. Uyuyan güzel. Uyandın mı? Teyze, Allah aşkına git konuş şununla. Eve girsin. Bak benim burama geldi. Şu kadar kaldı patlamama. Tamam kızım. Sen al kızını, git içeri. Ece hadi kızım. Başına güneş geçecek. Hadi. Ama anne biraz daha lütfen. Ece eve. Hadi 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 hadi. Hadi gel bakalım. Ay. Maşallah. Postu sermiş kurutuyorsun. Ay Meloş'um lütfen çekilir misin? Ay, güneşimi kapatıyorsun. Parçalı yanacak, kötü olacak sonra, ondan diyorum. Sen benim tersimi bilmiyorsun. Yürü. Aa. Yürü! Yürü! Dur ya! Vallahi hala çok şaşkınım. Adam hiç düşünmeden verdi bu kadar parayı. Hakikaten cömert adammış. Sen geri kalan işleri halledersin değil mi? Merak etme, hallederim. Bu cömertliği karşılıksız kalmayacak tabii ki. Yarın sosyal medyada, haberlerde falan görürsün. Tamam, çok teşekkür ederim. Fatih sen önden git, ben Yasemin Hanım'ı götürürüm. Fatih bir dakika. Ben sana git dedim mi? Adem abiciğim. Sen arabayı çalıştır.
Kunduzi ile ne konuştunuz? Ha, bunu yapmamalıydın. Biz aslında bayağı iyi anlaştık. Attığı adımlara dikkat etsin. Birinin uyanması gerekiyor. Adem, ben asker değilim. Ben normal bir kadınım. Sen savaşmak istiyorsun ve bunu anlıyorum. Ama ben savaşmak istemiyorum. Seninle de savaşmayacağım. Ve eğer benim emirlerimi dinlemezsen ben Timur'la konuşurum ve bana başka bir koruma ayarlar. Hayrola? Kızım, ne işi var bunun burada? Bir şey mi lazımdı? Buyurun. Limon yoktu da evde. Nevin yolladı beni. Ben de mutfakta kimseyi görmeyince tamam, buraya gelip... Tamam, tamam. Anladık. Yemek vakti, ortalıkta dolaşma. Sen de ne istiyorsa ver gitsin. Hadi. Tamam. Benimle gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, Yasemin ben. Adem olan bitenleri biraz anlattı. Çok geçmiş olsun. Ferda ben de. Çok memnun oldum. Teşekkürler Yasemin Hanım. Nevin benim çok eski arkadaşımdır. Sağ olsun, evini açtı bana. Burada yalnız değilsin. Ve sen gerisini hiç düşünme. Yarın gelip uzun uzun konuşuruz, olur mu? Allah sizden razı olsun Yasemin Hanım. Yarın konuşmak için geleceğim. Biz gidelim. İzninizle. İzninizle. Yasemin. Ne oluyor burada? Gerçekler. Tanıdık gelmedi mi? Neredesin sen? Her yerde seni arıyoruz. Ece'ye limonata yapacaktım. Baktım dolapta limon yok. Ben de... Neydi şu kızın adı ya? Ha, Fatma. Fatma'dan limon istemeye gitmiştim. Ne oldu? Dolapta 1000 tane limon var Ferda. Ha, görmediysen ben demek. Hem sana mı kaldı Ece'ye limonata yapmak? Ne oldu kız? Kıskandın mı yoksa? Yeter. Yarın buradan gidiyorsun. Tabii tabii. Ferda, çok ciddiyim. Yarın buradan gidiyorsun. Bana bak Meloş'cum, sen akıllı kadınsındır. Şu yeğenine söyle, bana her kafasına estiğinde böyle gidiyorsun falan diyemez, tamam mı? Neden biliyor musun? Ben ancak istediğim zaman giderim. Ernacığım, hazır mısın? Canım, son birkaç işim kaldı. 2 dakika otursana. Bugün çok yüklü bir bağış geldi de... onun fotoğraflarını hallediyorum. Kimmiş bakalım bu cömert arkadaş? Ya, değişik bir adı vardı. Ejder... Arcan. Aynen. Sen nereden tanıyorsun? Tanıştık. Timur'un yeni ortağı. Aa. Yasemin bana hiçbir şey söylemedi. Nasıl bir adam? Abdullah'tan daha güçlü. Yukarıdakilerle sağlam bağlantıları var. Yani seninle işbirliği yapıp Timur'un kuyusunu kazar mı?
Efendim, tam hesapladığımız gibi hızlı bir giriş oldu. Ejder bayağı kafalarını karıştırdı. Şimdi Yasemin Karatan'la işbirliğine başlıyorum. Bundan sonra her şeyi düşündüğümüzden çok daha kolay olacak. Korumayı da denklemden çıkardığımız zaman işimiz bayağı kolaylaşıyor. Timur'un hiçbir şeyden haberi yok. Bana güvenebilirsiniz. Tabii efendim. Yarın hepsini organize ettiririm. Bir daha bir şu kunduzi meselesi. Hala kafamı kurcalıyor. İlla ki bir açık verecek. Bineceğiz tepesine. Aslında her şey bir geceye bakar, biliyorsun değil mi? Nasıl yani? Abi onun boğazına yapışıp öttürürüm ben. Dakikamı almaz, her şeyi öğreniriz de. Asıl plan bu değil. Ama yani böyle etrafta dolaşıyor olması, Yasemin'i rahatsız ediyor olması delirtiyor beni abi. Yani görevdeyken o his geliyor da bir anda böyle boğazına zıplayasım geliyor. Aman Adem, ben senin deli zamanlarını bilirim. Ama şimdi bize akıllı, sabırlı Adem lazım. Önemli olan sevkiyatın ayrıntıları. Önemli olan Kunduzi'nin, Timur'un büyükleri. Kimlerin canına kastettikleri. Onun için bu araları en yakın arkadaşın sabır olsun. Gözünü seveyim. Haklısın. Haklısın. Nasıl olsa ortaya çıkaracağız değil mi? İyi ki bu sinirle evde kalmamışsın. Misafir falan çekilmez. Hadi işte birer tane daha içelim. Adı Rasim. Eski emniyetçi. Gençliğinden beri tanırlarmış birbirlerini. Emniyette tanıdığım var derken bundan bahsediyordu demek. Evet. Söylemiştim Timur Bey. Adem'le ilgili endişe edilecek bir durum yok. Senin gözün yine de üzerinde olsun. Tabii. Tersanede durumlar nasıl? Herkes beklemedi değil mi? Kime kızdın yine? Başım ağrıyor. Kesin. Belki de akademisyenlik hayatından vazgeçip iş hayatına atılan kardeşime kızmışımdır. Kim bilir? Aman be abla, ya aş artık şu durumu. Hayır, iş hayatına başladım bile. Ya bak, eleştiri kabul etmiyorum, haberin olsun. Ama yani hayırlı olsun hediyelerini de açayım. Bak, Gökçe bile aldı. Of abla ya. Benim onu arıyorsun değil mi? Bana mı söylüyorsun? Sana ne oldu? Gece hayatın yalan oldu herhalde. Sen geliyorsan çıkarız. Yok, Defne'yi ara sen. Aman, kafa yakıyor bu kız. Niye? Takılıyordunuz anne. Takılıyorduk işte yani. Hani bazı kızlar var, takılırsın, muhabbet edersin falan. Ama bazı kızlar vardır. Kahve içer misin? Yok, teşekkür ederim. Hazır uykum gelmişken kaçmasın. Afiyet olsun. Kendine yerim koruma buldun mu? Vakıftaki gibi davranmaya devam edersen bulmam zor olmayacak. Benim gibisini bulamazsın. Kendinden çok emin olma. Yalan söylüyorsun. Değil mi? Kunduzi seni gene tehdit etti, o yüzden böyle davranıyorsun. Ben senin gözünde hep yalancıyım zaten. Ben sana her şeyi anlattım. Kimseye anlatmadıklarımı bile anlattım. Ama bir sorun olunca aklına ilk gelen bu oluyor. Yasemin, aklıma senin güvende olup olmadığın geliyor.
Ha, ne yapacaksın? Kurtaracak mısın beni kurtlardan? Kahraman mı olacaksın? Söyledim sana, vazgeçtim. Hayatımın değişmesini istemiyorum. Ne oldu peki birdenbire böyle davranıyorsun? Bir şey olmadı. Düşündüm, böyle karar verdim. Ya huzurum bozulsun istemiyorum. Böyle sürekli tetikte yaşayamam ben. Kardeşim de geldi. Elimde olanlara sahip çıkmak istiyorum. Bundan sonra benden yardım falan da isteme. Ne yapacaksan kendin yap. Ben yokum. Yasemin. Öyle güvende olacağını mı düşünüyorsun? Evet, düşünüyorum. Ben hiç o kadar emin değilim. Uzak dur benden Adem. Bu böyle ikimiz tehlikeli, uzak dur.